Sizlerle ne? nedir? Tanım aralığı nereden nereye değişti? İşte, tanım aralıkları alt ve üst nasıl bulunur? İntegralin sınırları nasıl bulunur? İntegralin sınırlarını bulduk. Fonksiyonun değişimi nasıl olur? Onları tek tek inceleyeceğiz. En ufak detayına kadar sizlere bu konuda anlatmaya çalışacağım. Yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle konvasyon nedir? Onunla başlamak gerekir. Konvasyon herhangi bir iki fonksiyonu asterisk işaretiyle birbirini e, operatör yardımıyla işleme tabi tutulmasıdır. Yani F e, ifadesi bunun e, literatür e, karşılığı bizim sinyal sistemlerde konvensiyon GT şeydir. Tek sonsuzdan sonsuza F to G T X to D to. Bu konvensiyon sürekli zaman için e, anlatılacak olan konulardan bir tanesidir. Discrete time buna da benzerdir. Onda kendi nasıl özellikleri vardır. Bu da ayrı bir konu. Şimdi burada bakacak olursanız Herhangi iki fonksiyon konfor edildiği zaman kendilerinin işareti zamana bağlı yani t'ye bağlı Ama biz konforun tablosunda buradaki işaret t'ye bağlı değil Yani değişken işaret t'nin kendisi değil T'nin kendisi Genellikle en çok karşılaşılan hatalardan bir tanesi Bir Buradaki parametrenin t'ye bağlı olduğu düşünülür konforun içerisinde İkincisi e, ee, otokorelasyondur. Genellikle bu ikisi karıştırılır. İki şey birbirini e, ee, yerine gel, geçer. Genellikle en çok karşılaşan atalarından bir tanesi özetle. Burada eksi sonsuzdan değişen tekrar üstüne bas bas söyleyeyim. Tohunun kendisi. Yani buradaki to'yu alacaksınız arkadaşlar. Buradaki t parametresini yerine koyacaksınız. Buradaki x'te sinyali size olacak. X'te o sinyali. Kalkıp da bu GT eksi doğru çizmeye kalkarsanız, normal defter doğru çizmeye kalkarsanız sıkıntı yaşamazsınız genellikle. Yani daha doğrusu x çizmeye kalkarsanız, buradaki to ile e, değişen sinyali çizmeye kalkarsanız değişik şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Niçin? E, f ft eşittir ft olacak. Dolayısıyla bir sıkıntı yok ama bakalım gt gt eksi siz bunu t'ye göre çizmeye kalktığınız zaman burada bunun örneği açtığı işte birazdan geleceğim. Yalnız çizersiniz. Çünkü bu sinyal t'ye göre değişmiyor. Tau'ya göre değişiyor. Zaman parametresi burada Tau. Burada T herhangi bir T anındaki saniyedeki de, değişmeyen bir kas sayı. 1 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, eksi 5 olabilir. Neyse. Bu birinci e, husus. Bunu iyi anlamak lazım. Yoksa baştan yanlış gider her şey. XT sinyali 0 ile 2 T 2 saniye arasında. Bakın T zaman parametresi burada. HT'de aynı şekilde. Genliği 2 olacak. HT'de aynı şekilde 0 ile 1 Zaman aralığında geleneği 3 olacak. Şimdi bakalım. Yt eşittir x sonsuzdan sonsuz. H to x t x to d to. Bir daha aşağıya böyle bir denklem daha yazmışım. Bunun indesi. Yt eşittir x sonsuzdan sonsuza X to h t x to d to. Arkadaşlar bu iki denklem sonuç olarak da birbirine eşittir. Siz hangisi kolayınıza geliyorsa. O işareti sabit tutarsanız başlangıçta sol taraflı olarak da yanın tarafındaki ikinci işareti de e, T kadar ötelersin sağ mı? el artık neyse. Ama sonuç itibariyle şu iki YT işareti birbirine sonuç olaraktan denk çıkacak. Bakın burada özellikle belirttiğim integralin değişimi toya bağlı. Dolayısıyla grafikler de değişim toya bağlı olacak. T'ye değil. Özellikle belirttim bunu. Tek tek iğdelenin x'te sinyali oldu size x'te olsun yine. 0 ile 2 saniye arasında yani 2 Bakın dediğim gibi herhangi bir şekilde x de aynıydı. x de o da aynı. Şimdi gelelim ht ile bakalım. ht e, de aynı çıkacak mı? ht ye çizdiğimiz zaman 0'lı 1 te, zaman aralığında genli 3 olacakmış. h de o da aynı şekilde değişen bir şey yok. 0'lı 1 saniye aralığında genli 3. h T o ne olacak? h de o'ya baktığınız zaman arkadaşlar bu sağ yaralı bir e, grafikti. Bu sol yaralı bir grafik olacak. Yani 0 ile 1 ile tanımlı, tanımlandı iken o, h to h eksi to eksi 1 ile 0 aralığında İşte değişimler burada başlamaya başladı Yani 3 o konuda sıkıntı yok Peki ben bunu t eksi to yaparsam ne olacak Arkadaşlar t eksi to yaparsanız t'nin e, herhangi bir şey olduğunu varsayalım yani t eşittir Eksi 5 de olabilir 1000 de olabilir e, Yani pozitif sayı da olabilir negatif sayı da olabilir 3 önemli değil siz H t eksi to çizdiğiniz zaman çizmek karşısında H t eksi to. Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl bir sinyal elde edeceğiz. Şimdi H eksi to sol yaralı bir işaretli, bakın sol yaralı bir işaret. Yani sıfırla bir anda tanıdıkken bir anda eksi biri sıfırla. Peki ben bunu t kadar öteledim. T şu anda çizeceğim e, farzadır arkadaşlar. Negatif olabilir tekrar söyleyeyim pozitif olabilir. Yani o zaman değer verin, daha net anlaşılsın. t'yi Şimdi bu grafik çizme de ayrı bir konu arkadaşlar. Ne kadar konusunu da anlamış olsanız, grafik çizmeyi eğer oturtamamışsak burada da sıkıntı yaşanıyor. Şöyle bir click verebilir miyim size? Normalde 2 tonun şeyi neydi? Orjinin sıfırdan başlıyor. Bakın sıfır şurası, sıfır noktasından başlıyor. Sıfır noktasından başlıyor. Eğer ben hangi bir to değerini öyle bir seçmeliyim ki benim Parantez içerisinde sıfırda da tanımlı yapsın. Dolayısıyla benim buradaki tro değerim 5 olacak. Yani şöyle arkadaşlar. Şurası 4 olacak tabii ki. Bu size h5 eksi to'ya verir. Tekrar söyleyeyim. h5 eksi Şimdi peki ben bu negatif yaptım diyelim. Mesela negatif ne olsun? H eksi 2 eksi to olsun. Bunun grafiğini çizmeye çalışalım. Eksi 2 eksi to böyle bir değer almalı ki arkadaşlar içerisini sıfır yapmalı. Sıfır da tam yapmalı. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 değerini alır. Yani eksi 2 şu noktayı bazalıyorum. Eksi 2'den Eks, bir sola kaydığı zaman, eksi 3. Şimdi ben bu iki sinyali bakın t eksi to eksi sonsuzdan geliyor. Eksi sonsuzdan gelirken yani t eşittir eksi sonsuzdan geliyor arkadaşlar. Değişen çünkü burada t'ydi. To e, sadece zamana bağlı bir değişkendi. Yani buradaki t sabit olacak sayı, değer alacak sayı e, ifade t'nin kendisi. Eksi sonsuzdan sonsuzdan x to h eksi to d -o. Sonsuzdan geliyor. Şimdi t küçüktür 0. Buradaki kesim noktaları nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi buradaki kesim noktalarını teke teke inceleyeceğiz. t küçüktür 0 için bakın herhangi bir kesimleri var mı? Yok. O bir kere bunu anlamamız lazım. Peki t küçüktür 0 nasıl bulduk? Arkadaşlar bunu e, upper bound'u belirlen sağ taraftaki sınırdır. Dolayısıyla buradaki t küçüktür 0 sağ taraftaki sınıra göre belirlenir. t eksi 1 küçüktür 0 derseniz Dolayısıyla burada yanılırsınız arkadaşlar. Çünkü t eşit t eksi 1 küçüktür 0 eşit, eşittir t küçüktür 1 olur. t küçüktür 1 olmaz. çünkü t küçüktür 1 olduğu zaman bu bunun t to eksenindeki uzunluğu birbirinde bir Dolayısıyla bu bunun içerisine girmiş olacak. Bu da ikinci ifade eşit olacak. Dolayısıyla bu adımdan tek tek edilememiz lazım. Düzgün edilememiz lazım. Tekrar söyleyeyim. t küçüktür 0 kesimleri yok. Varsayım üzerine grafim bu şekilde sıfırdan büyük olduğunu ve ikiye kadar devam ettiğini varsayıyorum. Şimdi buradaki sınırları nasıl bulacağız? Tek tek bakalım. Eğer t bu aralığa girmiş bir kere. t bir kere büyüktür sıfır olacak. Arkadaşlar büyük eşittir sıfır olacak. t büyük eşittir bir ise sıfır benim alt sınırımı da idaremem lazım. t ise bir küçük eşittir sıfır. t küçüktür bir. Bakın bunun aralığı t sıfırla bir çıktı. Kesimler var. Peki bunu nereden e, idrak ettiniz? Nasıl çıkardınız? Nereden buldunuz? E, yukarıdaki mantığa göre o zaman ben sadece bir tanesini yerim. T sıfır diyeyim. Olmaz arkadaşlar. Çünkü bunun bakın bu alan e, aslında ifadesi alanı verir size integral. Alanı verdiği için tekrar söyleyeyim. Konusunun ifadesi iki boyutlu grafikler için alanı verdi. Alanı verdiği için alan gitgide artması lazım. Ne zamana kadar? Bunun uzunluğunun tamamı içine gerek var. Odunun tamamı içine girdikten sonra artık bunun e, alanı sabit olacak. Dolayısıyla bu mantıkla düşündüğün zaman 0 ile 1, bakın bunun uzunluğu bir birimdi. Dolayısıyla bunun arasında 0 ile 1 çıkması daha normal. Buraları iyi, kaçır, e, iyi dinleyin, kaçırmayın buraları. Tekrar söyleyeyim. T büyük 0 eşittir, büyük eşittir 0. Bu noktada sıkıntı yok. Bir de alt sınırı indirilemez lazım. Çünkü buradaki konversiyonun sonucunu değişken olarak T alt sınır belirleyecek. Arkadan ne kadar ittirirseniz Alanı gitgide artacaktır. Belki alan şu şekilde olacak. Dolayısıyla ta ki bunun tamamı içine girene kadar uzunluk olarak tam. Onları da tek tek ilerleyeceğiz. Dolayısıyla t eksi bir küçük eşittir sıfır t küçüktür küçük eşittir bir. Bunun da upper bağının t -1. Dolayısıyla bu size ne demek istiyor biliyor musunuz? Arkadaş ben bu alana girdim. Komünistöre başladım. t büyük eşittir sıfır şu e, üçünün eksiğim için. Ben bu benim burada hesaplamış olacağınız integral onu integral'i de bir arada hesaplayacağım. Burada ise işte, olduğunuz integrallerin benim değişken olduğu için değişmeyeceğim zaman benim alt sınırımın tamamen içeri girdiği zaman. Bakın buradayken değişmiyor. Artık değişmeyecek. Buradayken değişmeyecek. Ta ki 2'den çıkana kadar bu sefer. Bunları karıştırmayalım. Devam edelim. Bakın burada da onu söyledim ben size. bunu söylemeye çalıştım. Tamamen ikisi iki pardon iki sınırı da içine girdi diyelim. Tamamen iki sınırda içeri girdi. Bu sefer ne olacak? Tek tek bakalım. T-1 bir kere büyüktür sıfır olacak. T-1 büyük 0 da T büyüktür bir olacak. Peki niye bir oldu? Bakın bu da bunun desteklemesi lazım. Yani bunun bizim şeyler boşu boşuna olmaması lazım. Yani tutarsız olmaması lazım. Çünkü bu aralık T0 bir arasındaydı. O zaman bu da T büyük, büyük, 1 olması lazım. Bu da bunu destekliyor. Bu şekilde giderseniz kesinlikle hata yapmazsınız. Onu söyleyeyim. Devam edelim. E, üst sınırda benim küçük, dirik, küçük eşittir 2 olacak. Hocam bunu nereden çıkardınız? Tekrar söyleyeyim. E, alan nereden itibaren farklılaşacak bunu görmeniz lazım. E, eğer siz bunu t küçük eşittir 2 değil mesela fazla t küçük eşittir 3 dediğin zaman böyle birazcık tutarsızlık oluyor. Niye? E, burada çünkü hesaplayacağınız integral değişmeyecekken siz bunun üst sınırını buradan çıkarmaya başladıktan sonra bunun integrali de değişecek. Çünkü buradaki alan sadece bundan ibaret olacak. Bu şekilde giderseniz kesinlikle tekrar ediyorum. Hata yapmazsınız. Onu söyleyeyim. Mantığını anlatmaya çalışıyorum. Ee, ama matematiksel olarak da karşılığını da vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla t büyüktür 1, t küçük eşittir 2. Bu arkadaş diyor ki ben diyor benim üst sınırım şu üst sınırım t küçük eşittir 2 olana kadar benim alanımı integralini hesapla diyor. Burada da üst sınır çıktı kesişme artık farklılaşmaya başlıyor. Bakın kesişmeler var. Ama gitgide azalmaya başlıyor. Burada da şunu düşünmeye lazım. Benim aynı hesapla t eksi 1 küçük eşittir 2. t büyüktür 2. Bakın t eksi 1 küçük eşittir 2. Buradan t küçüktür 3 çıkacak. Yani o belli zaten. t küçüktür. Küçük eşittir. 3 çıkacak. Buradan t büyüktür 2. Bu t büyüktür 2 ifadesi de buradan geldi arkadaşlar. T küçüktür 3 eşittir ifadesi de buradan geldi. Tutarlı mı tutarlı? Niye? Çünkü bunun birimli bir birimdi. Uzunluk olaraktan bir birim. Bunun zaten her şeyin uzunluğu arkadaşlar aralık olaraktan bir birim. Bunu kaçırmayın. T burada 2 ile 3 arasında. Yani T burada 1 ile 2 arasında. Yukarıda 0 ile 1 arasında. Bakın hep T'nin yani sizin kaydırdığınız sinyalin, sağ taraftaki kaydırdığınız sinyalin, eksi sonsuzdan sonsuza giden sinyalinizin toplam şu uzunluğa kadar aralık oluyor. Bakın bu da bir birimdir. Bunu kaçırmayın. Devam edelim. T küçük eşittir 3. Bu da T büyüktür 2. Dolayısıyla bunun aralığı bu. Bakın bu bulduğum aralıklar zamanı bağlı aralıklar. Bu ilk hesabında kullanılacak aralıklar değil. Belki aynıdır ama aynı olma ihtimalleri de çok yüksek. İki tane burada husus var. Bir zamanın kendisini bulacaksınız. Periyot olaraktan, aralık olaraktan. Bir de integralin alt ve üst, üst sınırından yazacaksınız. Hocam ben t2 ile 3 aralığını buldum. O zaman integralin aralığı da 2 ile 3 arası. Hayır değil. Bu iki durum farklı. Onu da söyleyeyim. Bunları da karıştırmayın. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar şu mavi e, grafiğim benim tamamen x dosyanın çıktı. Yani h de tamamen x dosyanın çıktı. Kesme var mı? Yok. Peki buradaki sınırı da bulalım. t 1 büyüktür 2. Bakın t 1 şu t eksi 1 büyüktür 2 buradan t büyüktür 3 Bunu burada bilerek yaptım t büyüktür 2 derseniz Yanılırsınız Şöyle yanılırsınız aslında yanılmazsınız Eğer gerçekten ee, Bunları biliyorsanız kavramışsınız Grafik zaman aralığı tanımlama e, İki tane sinyalin kesim neredenleri t büyüktür 2 t büyüktür 3 T büyüktür 3 Dolayısıyla da, bu da bunu sağlar ben bunu örnek olarak yaptım size Ama buradaki sizin aralığında belirlenen ifade alt sınırın kendisidir. Çünkü arkadan iteklediğinizi düşünün. Arkadan iteklediğiniz zaman e, sizin buradaki alanın o, e, ne kadar oluş, oluşmayacağını sol taraftaki sınır belirler. Sağ taraftaki sınırı değil. Çünkü arkadan iteklediğinizi düşünün. Eksi sonsuzdan sonsuza arkadan doğru itiriyorsunuz. Buradan çıktı. O zaman benim t-1 büyüktür 2 demem lazım. t büyüktür 3. Hadi bunu da, bunu konuda da sıkıntı yaşıyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Burada bulacağınız her iki sınırda, şöyle sileyim. Her iki sınırdan da bulacağınız sınır değerleri birbiriyle tutarlı olacak ve hata da yapmayacaksınız. Onu da söyleyeyim. Mesela, yani hocam ben karıştırabilirim, unutabilirim. Önemli değil. T-1 büyüktür 2. Ne çıktı buradan? T büyüktür 3 çıktı. Yani unutmanız kaçtırmanızdan önemli değil. Sonuçta benim e, ezbere karşı olduğum bir yönüm var. T büyüktür 2. Mantığını da anlatmaya çalışıyorum ama ne buradan? T büyüktür 2. E bunların ikisindeki ortak noktası hangi aralık? Aynı step function gibi düşünün. T büyüktür 3. Hocam bu diğerlerinde de geçer mi? geçerli miydi? E tabii ki geçerliydi. Diğerlerinde siz kendiniz deneyin. Tutarsız bir nokta görmeyeceksiniz. Siz mantığını Bir bile bu şekilde iki sınır değerlerini büyüktür küçüktür yaparaktan bulacaksınız. Ve bunun değerlerde muhakkak benim size burada gösterdiğim sınır değerlerine ortak çıkacak. Farklı çıkması imkansız. Şimdi gelelim komisyonumuzun hesabına. Buradaki bulmuş olduğumuz değerler, hocam zaman aralıkları o zaman benim komisyonumun e, hesaplanmasında kullanılmayacaksa nerede işe yarayacak? Arkadaşlar siz diyorsunuz ki aslında t büyüktür 3 için benim komisyonum sonucu bu. t 2 ile 3 aralığındaki değerim için, şey, geçirdiğim süre için benim, t'nin, benim komisyonum sonucu bu diyorsunuz. t küçüktür 0 için kesim var mıydı? Yok. Bu banka tamam. Bu Şimdi t 0 ile 1 aralığındaki integral değeri. Normal bunların hepsinde x to h, h to t to olacağını bilin. Onu da bir kere yazdım. Diğerlerini de yazmadım. Şimdi gelelim şu alt ve üst sınırlar nasıl yazılıyor. Bakın ne demek istedim? Şimdi bana hak vereceksiniz. 0 ile 1 alanında. Normal t küçük 0 için kesimleri yok. 0 ile 1 alanında. Arkadaşlar 0 ile 1 alanında benim integral hesabım nereden nereye olacak? Bir kere alsanız 0. O konuda ben kuret sen fikirizdir. O kolay hocam. 0 tamam. Üst sınırı nasıl bulacaksınız? Üst sınırı siz burada 1 derseniz yanılırsınız. Çünkü 1 değil. Siz 1 dediğiniz zaman siz tamamen 0 ile 1 alanındaki alanı hesaplamış olursunuz değişmez. Yani sizin 0 ile 1 alanındaki alanınız hep sabit olacak. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Sizin 0 ile 1 alanındaki alanınız sabit değil. T'ye bağlı olaraktan değişiyor. Hocam hangi T'ye bağlı olarak değişiyor? E tabii ki bu burada e, 0 ile 1 mesela 0 ile T eşittir. Şöyle söyleyeyim. T eşittir 0 ile 2 anındaki değeri buradaysa T eşittir 0 ile 4 anındaki değeri 0 ile 4 diyelim mesela. Burada olacak. Dolayısıyla sizin alanınız bu sefer bunun iki katı olmuş olacak. Gördüğünüz gibi e, siz sıfırla bir alalım, direkt yazsanız integralin altı ve sınırı e, sabit bir şey bulacaksınız. Ama burada sabit değil. Değişmesi lazım. Dolayısıyla burada da bana hak verebilirsiniz. Sıfırdan nereye kadar o zaman? Burada üst sınırı belirleyen, integralin üst sınırı belirleyen benim olgumun kendisi ne? T zaman parametresi arkadaşlar. Siz bakın sıfırdan T'ye Üst T belirli Çünkü T değişiyor. T5 de olabilir. Şey, pardon. T 0.1 olabilir. T 0.2 olabilir. T 0.3 olabilir. O zaman bu değişiyorsa siz buraya sabit bir şey yazamazsınız. yazamazsınız. Bu integralin 0 ve T arandaki e, x to tabii ki 2 idi yani H t eksi 3 Çarptığınızda 6. Sonuç ne çekti? 6 to. Bakın 6 T. E, ben size ne demiştim? Zaman, e, bu ifadenin sonucu da zamana bağlı çıkması lazım. Çünkü T eşittir 0.2'de de şey ne olacak alanı? buna göre bu hesaba göre 1.2 olacak. E, t eşittir 0.5'teki hesabı ne olacak? An hesabı. E, bu sefer 3 olacak. Gördüğünüz gibi 1 noktasını ayrı, ayrı indireceğiz. E, ama şunu düşünün. Kafanıza oturmadıysa 1 değerindeki alan hesabı ne? E, tamamen 2 sinyalde örtüşmüş olacak. O zaman 6 çıkmış olacak. O zaman bunun 6'dan küçük değerler alması lazım. 0'dan 1'e kadar. E, tutarlı mı? Tutarlı. Bakın t koyuyorsunuz. E, ee, t eşit de burada 0.2 ise 0.5 ise her zaman alttan küçük çıkacak. Şimdi devam edelim diğer aralığımıza. Diğer aralığımıza baktığım zaman arkadaşlar tamamen bu htx içerisine girdiğini varsaymıştık. Hocam benim bu aslını bilmem gerekiyor mu? Üstünü bilmem gerekiyor mu? Ha? Şöyle arkadaşlar. Burada aslını zaten üstünü bulmuştuk. Peki benim İntegrinin hesabı nereden nereye nasıl değişecek? De bu sinyal tamamen içeri girdiyse. Girdi mi? Girdiğini varsaydık. İçeri girdiyse bunun alanı değişmeyecek. Alanı değişmeyecek bir ifade de siz zamana bağlı bir ifade bulmanız saçmalık olur. Görüldüğü üzere yani siz buradan kalkıp da t bulursanız buradaki gibi 6t şuradaki gibi. Yani 6t bulduğunuz zaman t eşittir İki an mesela diyelim ki varsa t 2 anında o zaman 12 çıkacak t 1 anında 6 çıkacak böyle saçmalık olmaz Alan sabittir yani Sonuçta nedir alan bunun genliği 3 bunun genliği 2 3x2 6 çıkması lazım O zaman Değişen bir durum olmadığı için alt sınırım benim t eksidir Üst sınırını ne? t İntegral hesabına gelecek olsak t eşittir 1 ile 2 aranında bakın t eksi 1 ve t Dolayısıyla 2 alan ve 3 alan sabit 6 to t ve t-1 koyduğun zaman bakın sonuç 6 çıkacak. t2 ile 3 oranında. Şimdi kesişme var ama bakın burada nasıl ki sıfırdan başladıysa çünkü buradaki alan ifadesinin aslında sıfır. Belirleyici unsur bu. Kendisi unutmayın. Doğrusu da buradaki alan ifadesinin de üst sınırı 2'dir. Alt sınır t-1. Burada da şöyle düşünün. Siz bunu bu şekilde kaydırdığınız zaman sağa doğru bu alan gitgide azalacak. Şimdi böyle olacak. Diğer şekilde şöyle olacak. Gitgide azalacak. Azalacağı için buradaki integralin alt sınırını t-1 belirler. Bu mantığı da oturtun. Unutmayın. Bu şekilde öğrenirsiniz. Kavrasanız her zaman size faydası olur. Devam edelim integral hesabını. Şimdi integral hesabını t2 ile 3 aralığı için. Bakın t-1 üst sınır ne çıkacak? 2. 2 çarpı 3'ten 6. 6 da 2 ve t-1 koyduğum zaman toplamda e, 2 artı 1'den 3. 18. 3'te çarptığım zaman 6 çarpı 3'ten 18. Eksi 6 t. Buradan da siz t yerine e, 2 ile 3 aralığında olduğu için t'ye 2.2 verirseniz, 2.6 verirseniz, 3 verirseniz. 3 de zaten biliyorsunuz, 3 koyduğunuz zaman sıfır çıkacak çünkü artık e, kesimleri yok e, bir imparans, imparansın alanı olmaz. E, bir doğrunun da, bir vektörün de alanı olmaz. Tek boyutlu olduğu için alanı olabilmesi için, alandan bahsedebilmemiz için iki boyut olması lazım. Dolayısıyla sıfır çıkacak. Şimdi bakalım diğer ifademiz. T vektör 3 için kesişme yok. Bunun integral hesabı da olamaz çünkü herhangi bir şekilde kesim yoksa alan hesabı da olmaz sıfırdır. Tek tek bunları yazalım. T küçüktür sıfır ve T 3'ten e, büyük olduğunda da sıfır çıktı bakın. T küçüktür sıfır T 3'ten büyük olduğunda da sıfır çıktı. O konularda sıkıntımız yok. Sıfırla bir, aralığında 6T, bir aralığında 6 T, bir ile altı aralığında 6 çıktı. Size e, sabit çıkacağını söylemiştim. 2 ile 3 aralığında 18-6t yani şu iki ifade bir zamana bağlı çıktı çıkması da normal olması gereken durumun kendisi Şimdi tamam da bir de bu sorularda konvorsiyon ifadelerinde şekil vardır şekil Alan hesabı ise eğer normalde olması gereken nedir grafiğe geçmeden önce Alan hesabı ise bu sinyalim Şuradaki sinyalim Eksi sonsuzluğundan geliyor girmeye başladı. Benim alanım lineer bir şekilde artması lazım. Takdir edersiniz ki niye? Çünkü buradaki alan sonra buradaki alan genliklere bakmayın. Bunun genliği daha büyük arkadaşlar. Oraya kanıtı yapmayın. Ben fazla çiziyorum şimdi. Buradaki alan bu kadarken buradaki alan bu kadar oldu. Gitgide artıyor. Yani şuna x birim derken şuna y birim şu alanda z birim. Gitgide artıyor. Gördüğünüz x artı y artı z dosyalar bir şekilde şöyle gitmesi lazım. Şu anda kapatasak istiyorum. Sonra içeri girdi. Hangi alan zamanda girdi? T eşit 0 şu sinyalin ikisi yani 0 derken şu bir T bir içeri girdi tamamen. Dolayısıyla burası bir olacak. Burası sıfır olacak. Ve kaymaya başladı 2'ye doğru. Alan sabit olacak. Sonra aynı mantıkla girerken ki durumun aynısı. Buradan çıkarken de e, alanın gitgide azalması lazım yani bir şekilde. Sonra da yine sıfır. Yani şekil kabadasarsak buna benziyor. Acaba öyle mi? Bakalım. Gördüğünüz gibi sıfırla bir alanında sıfırla bir alanında 6T eğimi 6 olduğu için bakın pozitif yönde. 1 ile 2 alanında sabit 6. 2 ile 3 alanında azalması lazım. Tabiatı yeri. Bakın azaldı. Ve bu 3'ten sonra yok artık. Sonuç itibariyle size YT çizin dendiği zaman YT çizin ama sizin grafiğiniz bu şekilde olacak. Eğer e, daha da fazla konuyu anlamak istiyorsanız e, yorum yazabilirsiniz. Herhangi takıldığınız nokta olursa da soru sorabilirsiniz. Çekinmeyin arkadaşlar.